Bu şifalı bitkinin nelere faydalı olduğunu biliyor musunuz? Nelere iyi geldiğini merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimizin tamamını izleyin, beğenirseniz paylaşın. Halk arasındaki adı dereotu, hayırsız çiçek, menevşe, egzama otu ve violet isimleriyle de anılır. Menekşe faydaları ve tıbbi etkileri. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır, unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Dağ menekşesi doğal olmasından dolayı faydası da oldukça fazladır. Dağ menekşesi faydaları. Menekşe faydaları ve tıbbi etkileri. Uyutucu, sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Sakinleştirici ve uyutucu etkileri sayesinde vücut rahatlar, baş ağrıları geçer. Böylece bu şifalı bitkinin faydaları stresi de engellemiş olur. Mikrop öldürücü etkisiyle de ezilerek yaraların üzerine sarılabilir. Astım, yüksek ateş, öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara karşı da fayda sağlaması da bu güzel kokulu bitkinin faydaları arasındadır. Bu bitkinin faydaları arasında akciğer hastalıklarına karşı kullanılması, balgam söktürücü olması ve idrar söktürücü özelliği sayılabilir. Uykusuzluğa karşı da oldukça faydalı bir bitkidir. Bitki tüketilirse idrara çıkma sırasında oluşan yanmalara karşı fayda sağlar. Vücutta çıkan çıbanların çabuk iyileşmesine yardım eder. Saçlarında kepek olan kişilerde bu şifalı bitkinin suyundan içerse veya bitkiyi saçına sürerse kepek sorunundan kurtulabilir. Göğüs darlığı, nefes darlığı olan ya da astımlı kişiler bu şifalı bitkiyi bal ile kaynatıp içerek de şifa bulabilirler. Ateş düşürücü, öksürüğe karşı 100 gram kuru yaprak 1 litre suda kaynatılır, 1 gün bekletilir. Ertesi gün 3 saatte bir fincan olarak içilir. Öksürük için kullanımında 1 çay kaşığı da bal eklenebilir. Balgam söktürücü olarak 10 gram taze bitkiden 1 litre suda kaynatılıp yemek aralarında birer çay bardağı içilir. Rahim kanseri tedavisi için 4 bardak suya 1 tutam bitkinin kuru olarak çiçeğinden konur. Kaynatıldıktan sonra 20 dakika bekletilip süzülür. Bu su ile rahim yıkanır. Menekşe çayı nasıl hazırlanır? 2 bardak su kaynayana kadar ısıtılır ve bitkinin çayını hazırlamak için 2 tatlı kaşığı bitkinin yaprağı, 2 tatlı kaşığı bitkinin çiçeği ve 2 tatlı kaşığı bitkinin sapı kaynayan suya ilave edilir. Daha sonra kaynayan su menekşelerle birlikte 10 dakika demlenir ve biraz soğuduktan sonra bu şifalı bitkinin çayı tüketimi hazırdır. Herhangi bir hastalığımız olmadan hastalıkları önlemek için nasıl kullanabiliriz? Birçok hastalığa faydası olan menekşe günlük hayatta kolaylıkla kullanılabilir. Ayrıca evlerde saksıların içinde gerekli su ve ışık koşullarında kolaylıkla yetiştirilebilir. Çeşitli renkte olan bu bitkiler güzel görünüme sahip olduğu için yetiştirildiği yerde dekorasyon amacıyla da kullanılabilir. Dağ menekşesi doğal olmasından dolayı faydası da oldukça fazladır. Dağ menekşesi faydaları, kanı temizleyicidir. Bu sebepten dolayı vücudu dinlendirici özelliği de bulunmaktadır. Nefes darlığı, astım gibi hastalık yaşayan kişilerde buhar olarak kullanımında solunum yollarını rahatlatmaktadır. Sıcak su ile kaynatıp kullanıldığında sindirim ve hazımsızlığı gidericidir. Kaynatıp tortusunu yaraya ve çıban olan bölgelere konulup bir süre bekletildiğinde bu bölgeleri iyileştirmektedir. Gut hastalığı ve romatizmaya karşı yararlıdır, kabızlığı giderir. Sıraca hastalığında fayda sağlar. Cilt hastalıklarına karşı da kullanılır. Lapası yaraların iyileşmesini sağlar. Menekşe yağı, egzamayı ve uyuzu tedavi. Dağ menekşesi kullanım şekli. Kaynamış olan yarım litre sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı dökün ve yarım limon sıktıktan sonra 15 dakika kadar demlemeye bırakın. Demlendikten sonra ılık halde tüketimi sağlığa daha yararlı olacaktır. Dağ menekşesi bahar ve yaz mevsimlerinde yetişebildiği için bu aylar tüketimi kolay olduğu gibi uygun mevsiminde toplanarak veya aktarlardan alınarak kurutulup muhafaza edip kış aylarında soğuk havalarda tüketimi de yapılabilmektedir.